yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden bir tanesi geleceğimiz olan gençlerimizin, öğrencilerimizin milli, manevi ve en önemlisi de toplumda kendini her daim ifade edebilir, donanımlı ve demin ilçe milletim müdürümüzün de ayet-i kerimelerde her bir konuşmamızın nasıl olması gerektiğini vurguladığı şekilde emrolunduğu gibi dost doğru olmak adına bizlerle Tuşla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hamdolsun birincisini çok mükemmel bir şekilde tamamladığımız Tuşba'da Fikirler Konuşuyor münazara yarışmasının bugün inşallah ikincisini başlatıyoruz. Rabbim öncelikle hayırlı uğurlu eylesin ve sizleri muvaffak eylesin. Şimdi özellikle buradaki kardeşlerimiz hemen bir sahne deneyimi kazanıyorlar. Arkadaşlar çok şey bilebilirsiniz, çok farklı ortamlarda da konuşabilirsiniz. Ama önemli olan bir topluluğa hitap ederken bu sahnede nasıl bu alanı kontrol edeceksiniz? İki, zaman içerisinde siz birkaç saat verirseniz bir insana her şeyi aynı şekilde anlatır. Ama buradaki kardeşlerimiz fikirlerini 5 dakikada size en iyi şekilde anlatmanın gayretinde olacaklar. İşte Tuşba'nın farkı bu. Biz burada Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Tuşba Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzle birlikte çok mükemmel uyumlu eğitime tam destek sloganıyla belediye olarak gece gündüz siz öğrencilerimizin emrindeyiz. İşte dün okullarımızda yerel yazarlar ve şairlerimiz gençlerle buluşuyor programımız vardı. Burada spor lisemizde çok kıymetli yazarlarımız Van'ın yetiştirmiş olduğu değerleri, bilgi, birikim becerilerini siz kıymetli öğrencilerimize aktarırken bir baktı ki kimler neler yazıyor. Ne şairler ne yazarlar çıkacak inşallah bu güzel topraklarda, bu cennet vatanda. Onun için ümit varız. Yine yarın başkanımız gençlerle buluşuyor. Güzel bir programımız. Biz belediye başkanı olarak halkın sorunlarını yerinden öğrenerek, her bir okulumuzu ziyaret ederek okulumuzdaki başta okul müdürümüzün, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin bizlerden beklentileri nelerdir? Hem onları hem de biraz istişare ediyoruz. İstişareden sonra soru cevap faslında biz onlara, onlar bazı şeyler bizlere katıyorlar ve hayatı bu şekilde anlamlandırıyoruz. Ben tekrar bu güzel etkinliğe hepinizin katılımınızdan ve şimdi sabırla, heyecanla bekleyen kıymetli öğrencilerimize şimdiden üstün başarılar dilerek hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdim. Teşekkür ederim. Öğrendiğiniz bilgiyi karşıdaki insana nasıl anlatabilirsiniz? Bugün bizim en büyük sıkıntımız kendini ifade edebilen, kişiliği oturmuş insanlarla hoşgörü içerisinde karşıdaki insanı ikna kabiliyetine sahip bireyler yetiştirememek. İşte bugünkü bu çalışma ciddi manada bu anda yönde yapılmış olan önemli bir adımdır. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanımız, biraz önce konuyu izah ettikleri zaman ben tabi Van'a yeni geldim. Dedim ki başkanım, bu işi il genelinde yapmamız lazım. Bu sadece Tuşba'yla sınırlı kalmamalı. İnşallah birazdan ilçe müdürümüz yazısını yazacak. Valilikten onayını alacağız. Bu münazara yarışmasını tüm Van genelinde yaparak bütün öğrencilerimizin böyle bir faaliyette bulunmamasını ve gelecek yaşantısına böyle hazırlanmasını sağlayacağız. Başkanıma da söyledim. Benim kızım da İmam Hatip son sınıfta öğrencidir. Münazara yarışmalarına birinci gelir. Hedefi de hukuk fakültesi ve avukatlıktır. Onun mesleği seçmesinin sebebi de münazara yarışmalarında birinci olmasıdır. Yani aynı zamanda bu size bir hedef verir ve gelecek hayatınızda şuradaki göstereceğiniz performans bir ömür boyunca sizin için rehberlik yapacaktır diyorum. Bu çalışmaya katkı sunan başta belediye başkanımız, ilçe müdürümüz,
bu emeği geçen herkese ve siz sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize çok çok teşekkür ederek iyi bir yarışma diliyorum. Merhametin önemini vurgulamıştır.
Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, sizlere çok sevdiğim bir kıssadan bahsetmek istiyorum. İkinci Murat Akşamseddin Hazretlerine, "Hocam, İstanbul'un fethimize nasip olur mu?" diye sorduğunda, Akşamseddin İkinci Murat da şu karşılığı verir: "Hünkârım, fethetsizden ziyade şu beşikte yatan bebeğe nasip olacağı benziyor." İkinci Murat, "Nereden tahmin ettiniz?" deyince, hoca şu karşılığı verir: "Şu odanın içine bir baksanıza. En üstte Kur'an-ı Kerim, onun altında tefsirler ve diğer fen ilimlerine ait kitaplar bulunmakta. Sarayın çevresinde de alimler." Bu havayı teneffüs eden çocuk elbette İstanbul'u alacak şekilde yetiştirilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın jüri, değerli öğretmenler ve kıymetli misafirler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlarımın sorduğu sorulara ve söylediklerine cevap vererek başlamak istiyorum. Ahlaktan bahsettiler. Unutmayın, okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi denilen bir ders var. Arkadaşlar, siz okulda eksikler arayarak boşa kürek çekiyorsunuz. Zaten okulda verilen eğitim eksiklikleri tamamlamak içindir. Ve 0-2 yaş aralığından bahsettiniz. Bakın arkadaşlar, sadece insanlar değil, balıklar, kuşlar, omurgalı bütün hayvanlar 0-2-0-5 yaş aralığında aileleriyle birlikteler. Bizi de zaten diğer canlılardan ayıran bu değil midir? Bence bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Öncelikle eğitimin tanımını zaten arkadaşlar yaptılar. Bir de okuldan bahsedelim. Okuyup yazma öğretiminin yapıldığı yer diyorsunuz ama biraz daha resmileştirelim. Milli eğitim adı altında açılmış, belirli kurallarıyla denetilen, yönetilen, kendi içinde hiyerarşik bir yapıya sahip ve temel amacı eğitim olan resmi bir kurumdur. Şimdi birkaç saniye düşünelim. Eğitim ve okulun birbiriyle bağlantılı olduğu bu kadar net bir şekilde ortadayken, siz hala ailedeki hangi eğitimden bahsediyorsunuz? Peki, madem öyle karşılaştırmasını da. Yahu biz okul eğitimi karşısında hangi ailenin verdiği eğitimi baz alacağız? Televizyon dizilerine mahkum olan ailenin mi, yoksa şiddetli çocuğa uygulayan ve aşılayan kötü anne babanın bulunduğu ailenin baz almalıyız? Peki ya karşılaştırma yapacak aileye sahip olmayan çocuklara ne demeli? Modern dünyanın çekirdek aileleri çocuklarını eğitebilecek zamana bile sahip değiller. Haftanın 5 gününün büyük çoğunluğunu okulda geçiren bir nesli, bu neslin doğru eğitim almaları için 4 yıl boyunca profesyonel eğitim alan öğretmenleri ve zaten temel amacı eğitim olan okulu yok saydığımızda, geçmişte yaşadıklarına bağlayan aile kurumundan doğru eğitim almayı beklemek büyük bir ironiden ibarettir. Gerçekler bu kadar ortadayken sizce de ailede verilecek eğitimin verimliliği tartışma konusu değil mi? Haliyle soruyoruz. Madem ailedeki bu eğitim bu kadar önemli, neden bu okullar açılıyor? Neden aileler gelirlerinin büyük çoğunluğunu çocukların okul eğitimi için harcıyor? Ve neden 12 yıl boyunca çalışıp lisans ya da ön lisans sahibi alması için uğraşılıyor? İzninizle başından geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mahallemizde kısa süre konaklayan İranlı bir aile vardı. Çoğu zaman bizler gibi geliyorlar, gidiyorlar, geziyorlar. Fakat haftanın bir iki günü evlerinin bütün perdeleri kapalı. Ya araba evlerinin önünde evdeler ama ortalıkta yoklar. Mahalle tabii haliyle göze batıyor. Neyse, sorduk soruşturduk. Sonuç şu anki tahminlerinizden daha vahim. İran'dan gelen bu ailenin bir geleneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Haftanın bir iki günü aile fertleriyle büyük küçük demeden toplanıp uyuşturucu maddesi kullandıktan sonra bir gün boyunca baygın halde uyumak. Ya inanabiliyor musunuz? Uyuşturucu maddesi kullanıp ve uyuyorlar. Doğrusu böyle bir geleneğin gidişatı çok da kafa karıştırıcı olmaz sanıyorum. Ben de böyle bir ailede büyüyen çocuğun geleceğinin nasıl olacağını, ya biz ne yapalım yeni nesil böyle diyen ailelerin vicdanlarına soruyorum. Bakın değerli konuklar, 1-2-3 tane değil, İran'da bu şekilde yaşayan tam 1,5 milyon aile var. Sizlerden şimdi 3 yaşında kreşe başlayan bir çocuğu düşünmenizi istiyorum. Bahçede sıraya girerek ilk günden başkalarının hakkına saygı eğitimini, bahçede toplanırken disiplinli olmanın eğitimini, sınıfta sıralara otururken boy sırasına göre oturarak başkalarının hakkını kapatmanın haksızlık olacağını esas alan toplumsal düzenin eğitimini.
Hoca öğretmenin sınıfa girdiği zaman yaş büyüklüğü ve saygıya eğitimini, saygılı olmanın, insanları sevmenin, sabırlı olmanın eğitimini alır. Velhasıl kelam insan olmanın eğitimini alır. Teşekkür ederim. İlk önce arkadaşlarımın sorularına cevap vermek istiyorum. Arkadaşlarım, eğitim ve öğretim birbirleriyle karıştırmamalıyız. Sevgi ve ahlakın fakültesi yoktur. Bu değerin anne ve babalarını da öğretirler. Arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerim, sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuşmamda sizlere bir insanın hayatında önemli bir yere sahip olan din eğitiminden bahsedeceğim. Din eğitiminden bahsetmemizin nedeni, yapılan araştırmalara göre ailenin okuldaki dini eğitimi yetersiz görmesi ve bu konuda ailenin daha etkili olduğu gerçeğidir. Biliyorsunuz ki lise öğretmenleri ortaokul öğretmenlerine eğitim vermemekle, ortaokul öğretmenleri ilkokul öğretmenlerini, ilkokul öğretmenleri okul öncesi öğretmenlerini, okul öncesi de aileye eğitim vermemekle suçluyor. Buradan da anlaşılacağı üzere aile eğitimin temel direğidir. En zor işlerden biri de eğitimdir. Tayını yetiştiren at mat olurmuş. Sizler de çocuğunuzu yetiştireceksiniz diye ömrünüzü bitiriyorsunuz. Peki buna değer mi diye soranlar olabilir. Peygamberimizin öğüdünün bugün aklımıza gelmesi gerekir. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere üç insan öldüğü zaman amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi salih bir evlat bırakan insanlardır. O evlat yaşadığı sürece yapmış olduğu iyilikler aynı şekilde anne ve babaya yazılır. Hadis-i şerifte buyurduğu üzere Peygamber Efendimiz kişinin çocuğuna eğitimiyle uğraşması bir açık sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Yani bizler çocuğumuzun eğitimiyle ne kadar uğraşırsak, ne kadar zaman harcarsak manen o kadar kârlı oluruz. Bir taşla iki kuş vurmak buna derler. Kur'an-ı Kerim'de doğdukları zaman çocukların hiçbir şey bilmediklerini bildirir. Yani çocuk iyi kötü, faydalı zararlı her şeyi sonradan öğrenir. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz her çocuk İslam hakikatini kabul edecek bir fıtrat üzerine doğar. Ancak ailesi Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar diye buyurarak çocuğun bilgi, görgü ve alışkanlık türünden edindiği her şeyi en yakınlarından ve özellikle ailesinden kazanacağını bildirmiştir. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz diye buyuruyor. Şimdi sizlere din eğitiminin yaş gruplarına göre nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. 2 yaşında La ilahe illallah yani kelime-i tevhidi çocuklara öğretebilirsiniz. 3 yaşındaki çocuklar Allah'a, meleklere dair çok sorular sormaya başlar. Onlara kısa, basit ve somut cevaplar vermemiz gerekir. 4 yaşındaki çocuk her şeyi öğrenmeyi ister. Dini temalar, hikayeler ve masal diliyle işlenmelidir. 5 yaş, 6 yaş olarak nitelendirilir. İşte bu yaş, ibadetlerin aşinalık kazandırılması için en önemli yaştır. 6 yaşında dini hikayeler okunmalıdır. 7 yaşında bütün pedagogların uzlaştığı nokta, bu dönemin ezberletme zamanı olmadı, sevdirme ve benimsetme zamanı olduğu gerçeğidir. Şimdi sizlere gerçek bir hikayeden bahsetmek istiyorum. 6 yaşındaki öğrenci ve öğretmeni arasında geçen bu olayda öğretmen öğrencisi yaramazlık yaptığı zaman Allah seni sevmez, seni cehennemde yakar deyince çocuk Allah'ın olmadığı bir yer var mıdır? Arkadaşlarım gördünüz mü? Dini eğitim doğru verilmediği zaman nasıl yanlışlıklar ortaya çıkıyor?
aslında yararlarını söyleyeyim. Panolar yardımıyla anlatarak üç farklı alanda okullaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isterim. Evet, ilk olarak hepimiz için önemli olan bir alanla başlayalım. Sağlık. Bu konuyla ilgili önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Tabii sizin de bilginiz var biliyorum. Bir doktorun yetişmesi için 18 yıllık eğitim şart. Uzman olmak içinse 22 yıllık eğitim lazım. Dikkatinizi çekerim. 22 yıllık eğitim. Aramızda hangi aile bu eğitimi sağlayabilir ki? İlaç reçetesini dahi anlamayan bir aile, okula ihtiyaç duymadan bizim ihtiyacımız olan doktoru mu yetiştirecek? Gelelim bir diğer önemli konuya. Haberiniz var mı bilmiyorum ama yeryüzünde 6000, uluslararası kabul gören ise 120 civarında farklı dil vardır. Ve bizim büyükelçiliklerimizde bu 120 farklı dilde konuşan görevlilerimiz bulunmaktadır. Evet, tekrar aynı soru geliyor. Okullar olmasaydı, aileler bu 120 farklı dilin konuşulduğu ülkelerde elçilik açabilir miydi? Son olarak sosyal alana değinmek istiyorum. Hukuk sistemi olduğu için suç ve ceza bellidir. Kan davaları, cinayetler gibi olayların önüne geçiliyor. Ordu ve polis sayesinde insanların mal ve can güvenliği sağlanır. Bütün bunlar uzmanlar sayesinde gerçekleşir. Ama okulda yetişen uzmanlar sayesinde. Bir an için okulun olmadığı bir toplum düşünelim. Tüm bireyleri aile yetiştiriyor. Sonuç ne olacak? Size kısaca söyleyeyim. Doktorsuz, mühendissiz, diplomatsız ve en önemlisi ordusuz bir toplum. Tabii böyle bir toplum olabilecekse. Şimdi de tarihte çok önemli işler yapmış birkaç önemli şahsı örnek vermek istiyorum. Bu önemli şahıslar tarihe yön veren insanlar. Farklı aile yapılarından gelmelerine rağmen okulda aldıkları eğitim sayesinde bizim yani insanların ortak değeri haline geldiler. İlk vereceğim örnek Mevlana. Günümüzde neredeyse dünyanın tüm üniversitelerinde derslere konu olan ve fikirleri hala insanların yolunu aydınlatan Mevlana 10 yıldan fazla medrese eğitimi almıştır. Ve kendisi de sizin bildiğiniz gibi ölene kadar Selçuklu medreselerinde hocalık yaptı. Arkadaşlar, değerli misafirlerim, çok uzay gitmeye gerek yok. Aziz Sancar, büyük bir şey, özendiğimiz bir insan biliyorsunuz. Kendisi yoksul bir köylü çocuğu olarak doğdu. Ailesinde okulu bitiren kimse yoktu. Ama kendisi üstün zekasından dolayı okullara burs olarak alındı ve kimya bölümünde hocalık yaptı. Ardından Nobel Bilim Ödülünü alarak ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Burada eklemek istediğim küçük bir şey var. Aziz Sancar sadece aile eğitimiyle yetinmiş olsaydı kendisini ve öğrencisi bizi ve ülkemizi böyle büyük bir milli gururdan yoksun bırakmayacak mıydı? Son olarak dinimizin direği son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı arkadaşlarımız Peygamber Efendimiz'in okullarda yetişmediğini, dolayısıyla okul eğitimine önem vermediğini düşünebilir. Bu görüşün yanlışlığını dile getirmek için sizlere Peygamber Efendimiz'in ilk ders verdiği okulun yani Mescid-i Nebevi'nin fotoğrafını göstermek istiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada Peygamber Efendimiz ailesiyle birlikte yaşardı. Duvarın diğer tarafında ise yatılı öğrencileri bulunmaktaydı. Ve bizzat onların ihtiyaçlarıyla kendisi ilgilenirdi. Burada asıl söylemek istediğim şu. Peygamber Efendimiz İslam medeniyetinin ilk örnek öğretmeni ve ilk okulunu da kendisi kurmuştur. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak arkadaşımın cevabını vermek istiyorum. Tekrardan söylemek istiyorum. Eğitim, öğretim birbiriyle karıştırılmamalıdır.
zavallı dediler. Atımı parçalayıp ellerine verdim dedi. Sadece Einstein değil, Edison da okulda başarısızdır. Öğretmenlerimi okuyamaz diyerek geri gönderdiler. Ama annesi oğluna devamlı, oğlum ben sana güveniyorum, sen her şeyi öğreneceksin diyerek bütün bildiklerini evde öğretmeye başlar. Ve Edison sonunda büyük bir mucit olur. Dünyayı aydınlatan lambayı bulur. Bir başka örneğinde de ünlü basketbolcu Michael Jordan, lise 2. sınıf olduğu yıllarda okuldaki basketbol takımına seçilememiş ve eve geldiğinde ağlamıştı. Annesinin, oğlum bugün seçilemeyebilirsin, yarın da seçilemeyebilirsin ama bir gün mutlaka seçileceksin. Yeter ki içindeki basketbolcu olmayı seni öldürme sözü Jordan'ın ufkunu açmıştı. Ve daha sonra dünyaca ünlü basketbolcu olmuştu. Arkadaşlar, annesi bu kadar cesaretlendirmeseydi Michael Jordan ünlü olur muydu? Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u unutmamak gerekir. Akif okulda veterinerlik eğitimi almıştır. Ama babası sayesinde şair ve müfessir olmuştur. Akif eğitimi konusunda çoğu kelimeleri, çoğu kaideleri babamdan öğrendim demiştir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce çocuk eğitiminde aile terbiyesi mi, öğretmen terbiyesi mi daha önemli? Durun, ben söyleyeyim. Bir branş öğretmenin yüzlerce öğrencisi oluyor. Sınıf öğretmeninin de 40 kadar öğrencisi oluyor. Öğretmenlerin önlerine gelen öğrencilerine eğitim açısından yeterli zamanı ayırmaları mümkün değil. Ama sizin bir iki, bilemediğiniz 3 çocuğunuz var. Bunlara asıl eğitimi sizler vereceksiniz. Öğretmenlerden daha çok öğretim bekleyin. Şimdi size dünyanın en güçlü kadını olan Condoleezza Rice'den bahsetmek istiyorum. Angela Rice kızının özel olduğunu biliyordu. Küçük Condoleezza'nın evde eğitim görebilmesi için işine 1 yıl ara verdi. Ve bunu yaparken ilk siyah kadın ve en genç Stanford Üniversitesi dekanı ve ardından da bu pozisyona sahip ilk siyah kadın olan Amerika Dışişleri Bakanı'nı yetiştirdiğinin farkında değil. Forbes dergisi kendisini 2 kez dünyanın en güçlü kadını olarak ilan etti. Buradan da anlaşılacağı üzere Condoleezza Rice'ın başarısı evde aldığı eğitime bağlıdır. Bizde de doğumdan sonra annelere 2 yıl süreyle ücretsiz izne ayrılma hakkı verilir. Bu uygulama için vardır hiç düşündünüz mü? Anne çocuğuyla daha fazla ilgilenebilsin ve daha fazla şefkat gösterebilsin diyorlar. Çocuk annesiyle bağ kurmasa neler olabileceğini hiç düşündünüz mü? Hangi aile nasıl bir ortam hazırlıyorsa o ortamın sonucuyla ileride yüzleşecektir. Bir düşünür der ki, 1 yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan da çocuğunu eğit diyor. Amazon ormanlarında, arkadaşlar, Amazon ormanlarında kelebek etkisini bilir misiniz? Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması Amerika Birleşik Devletleri'ne fırtına kopması neden olabilir. Van'da Gizemeyen Körtüm Okulu'nda hepiniz duymuşsunuzdur. Van'ın en başarılı ortaokuludur. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Ben söyledim. Çünkü üniversite kampüsünde yer alan ve bu okula gelen öğrencilerin çoğunlukla anne ve babaları bu üniversitede çalışan bilim insanları. İşte biz bu yüzden evde eğitim tezini savunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımıza okullaşmanın toplum ahlakı ve suç oranı üzerindeki etkisini bilimsel verilerle açıklamak istiyorum. Biz görüşlerimizi sunarken arkadaşlarımız gibi hayali fikirlere dayanmıyoruz. Bizler ne söylüyorsak bilinçli ve belgelere dayanarak savunuyoruz. Şimdi göreceğimiz bu veriler toplum ahlakı ve suçun önlenmesi açısından ne kadar önemli olacağını göreceksiniz. Bu tablodaki dünyadaki suç oranının yüksek olduğu 5 ülke ile düşük olduğu 5 ülkeyi görüyorsunuz. Görüldüğü gibi suç oranının yüksek olduğu 5 ülkede okullaşma da bayağı düşük. Ancak
suç oranlarının en düşük olduğu ülkelerde okullaşmaya çok önem verilmiştir. Fakat Türkiye'nin de yazık ki suç oranının yüksek olduğu listede olmasının sebebi yılların birikimidir. Fakat son yıllarda ülkemizde büyük değişimler yaşandı. Ve ülkemizde hem eğitim alanında hem de sosyal düzen alanında dünyada hak ettiği yere ulaştı. Şimdi de ülkeleri karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Mısır, Kamu ve İstatistik Merkez Ajansı tarafından 2015 raporlarına göre hazırlanan rapora göre ülkedeki nüfusun çoğu okur yazar değil. Ülke nüfusunun 10 yaş üzerindeki kesiminin %30,9'u halen okur yazar değil. Katar, dünyanın en zengin ülkelerinden biri değil mi? Peki ya eğitim durumu? Eğitimsiz oldukları için bu kadar parayı sadece gösteriş amaçlı kullanıyorlar. Bu kadar güzel yapılara rağmen okullaşma hiç yok. Ve okullaşma hiç olmadığı için ahlaksızlık ve suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyorlar. Suriye bizim komşumuz. Biz köylerimizden orayı çıplak gözle bile görebiliyoruz. Peki neden Suriye 6 yıldır iç savaşın, kavganın ve çatışmanın merkezi? Tekrarlıyorum, komşumuz. Peki bizim komşumuzdan farkımız ne? Cevabımı sizler için ben vereyim. Çünkü biz eğitim kurumlarımızda öncelikle kendine, sonra vatanına yararlı bireyler yetiştiriyoruz. Ama Suriye, milli bir eğitim politikasından yoksun olduğu için maalesef bugün bu halde. Lübnan sürekli iç çatışma yaşayan bir ülkedir. Bu çatışmanın en büyük sebebi ailelerin çocuklarını okullara gönderme alışkanlıklarının olmamasıdır. Ve şimdi okullaşmanın ve sosyal refahın olduğu ülkelere göz atalım. İsveç 2015 Küresel Yenilik Endeksinde Avrupa'da yer alan ülkeler arasında 3. sırada gösterilmiştir. Bugün dünya markası haline gelmiş ve dünyanın pek çok yerinde kullanılan ürünlerin çıkış noktası olan İsveç, yüksek öğrenim konusunda da dünyanın en başarılı 10 ülkesi arasında gösterilmiştir. Norveç, her yıl farklı ülkelerden gelen yaklaşık 25 bin kadar öğrenciye sahip yapan Norveç, üniversiteler ve hükümet eğitim almaya gelen öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışırlar. Danimarka devleti kendi vatandaşları tarafından refah devleti olarak adlandırılır. Çünkü Danimarkalılar bu refahın devamını sağlayacak en önemli faktörün eğitim olduğunu biliyorlar. Hollanda. Hollanda'da eğitimin temel anlayışı çocuğun olanaklı ölçüde uzun bir süre okula gitmesini sağlamaktır. Çünkü bu onun yararınadır. Gelecekte iyi bir iş bulabilmesi için okula gitmesi önemlidir. İtalya'nın kuzeyindeki Biala kentinde bir ilkokulda İncil'in yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de okutulmaya başlandı. Okulun din eğitimi öğretmeni farklı kültürler arasında diyalog ve saygının teşvik edilmesi amacıyla böyle bir karar aldığını açıkladı. 11 sınıfta 350 öğrenciye ders veren din öğretmeni Stefania Ladder bu kararını İtalyan basınına şöyle açıkladı. Tüm çocuklar birbirini tanımayı ve bir arada yaşamayı öğrenmeli. Bu okulda her sınıfta 3-4 yabancı öğrenci var. Herkesin kendi kültürünün olması ve buna sahip çıkması güzel bir şey. Ama aynı zamanda diğerlerinin kültürlerini de tanımalılar. Konuşmama son verirken hatırlatmak istiyorum. Her ailenin çocuğu aynı kültüre sahip değildir. İlkokul mezunu anne baba ile üniversite mezunu anne baba arasında dağlar kadar fark yok mudur? Ama okul böyle değildir. İki çocuk da aynı okula gider, aynı hocanın dersine girer. Peki biz ülke olarak nereye gidiyoruz? Az önce örneklerini verdiğimiz Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkeleri yetişmeyi hayal etmiyoruz. Çünkü biz zaten Selçuklu'da, Osmanlı'da zirveyi yakalamıştık. Aynısını şimdi de yapabiliriz ve zirveye yeniden çıkabiliriz. Bizim büyük hayallerimiz var ve bu hayalleri de ancak okullar sayesinde ulaşabileceğimizi biz de çok iyi biliyoruz. Beğendiğiniz için herkese teşekkür ederim. Tekrardan merhaba. Öncelikle arkadaşlarım sorduğunuz soruların çoğuna cevap veremediniz. Verdiğiniz sorularla da okul eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bize inandıramadınız. Tekrardan söylüyorum. Eğitim ve öğretim birbiriyle karıştırılmamalıdır. 2013 yılında 120 bin öğrencisi ve 10 bin
Hani İBO'ların kapatıldığından haberiniz var mıydı? İBO'ların kapatılmasının en önemli nedeni değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu aile meselesidir. Cumhurbaşkanımız küçük yaştaki çocukların anne ve babalarıyla kalarak onlara iyi bir gelecek sunmalarını göstermiştir. Cumhurbaşkanımız da bizler gibi anne baba eğitiminin, şefkatinin ve sıcaklığının önemini bildiği için İBO'lar bugün hayatımızda yoktur. Neden İBO'lar kapatıldı fark ettiniz mi? Arkadaşım kanıt istiyordu. Umarım bu yeterli olmuştur. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün söylediği gibi okullarda sorumlu öğretmen dersini anlatır ve dersi terk eder. Bununla sınırlıdır. Devletimize bugün yürekten bir teşekkürü borç bilmekteyiz. Arkadaşlarım, sevgi evi nedir bilir misiniz? Sevgi evleri aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde ev tipi binalardan oluşan 10-12 çocuğun bakımlarının sağlanabileceği yuvaları ifade etmektedir. Bu yuvaların amacı çocukların aile modeline benzer bir ortamda yetiştirilerek çocuklara temel güven duygusunun kazandırılmasıdır. Sevgi evlerinin niçin kurulduğunun farkına varmışsınızdır. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız eğitimde evin ve ailenin önemini bu kadar önemserken eğitimin okulda olduğunu mu söyleyeceksiniz? Yavuz Bahadıroğlu şöyle söylemektedir. Çocuklarımıza sadece sevmeyi öğretebilsek paylaşmayı da öğrenebilirler. Ve böylece huzurun ve mutluluğun yoluna da girebilirler. Saygı ve sevginin beraber olduğu yerde bireyler arasında güven ve hoşgörü vardır. Bunların olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı ve bunların olduğu yer aile yaşantısıdır. Mevlana der ki, şah bile sevgiye kuldur, köle köledir. Amerika'da yapılan araştırmalara göre seri katillerin çocukluk dönemlerinde ihmal ve özgüven yoksunluğu, dışlanma, istenmeme ve sevilmeme hissiyatı masum insanları katletmeye iten yolda önemli bir rol oynar. Bazı seri katillerin öldürdükleri insanların cesetleriyle aynı çatı altında yaşayıp onlara kendi ailesiymiş gibi davrandıkları vakalar bildirilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere aile toplumun temel direğidir. Sevgi ve ahlak ancak aile sayesinde var olur. Bu duygulardan eksik kalındığında bu durumlar yaşanabilir. Bir seri katilin namaz kıldığını size söylesem şaşırır mısınız? Sizle Egenlikli seri katil Yiğit Bekçe'den bahsetmek istiyorum. Yiğit Bekçe ve arkadaşı 53 saatlik bir yolculukta 7 kişiyi pompalı tüfekle öldürürler. Şimdi sözü Yiğit Bekçe'ye bırakalım. Annem benim için en çok uğraşan kişidir. Beni uyuşturucudan kurtarmak için elinden geleni yaptı. Beni ameteme yatırdı. Ben camı kırıp aşağı atladım. Kaçtım. Uyuşturucuya bazen ara verirdim. O zamanlar kendimi cuma namazında bulurdum. Annem ve kız kardeşlerim de namaz kılardı. Namaz kılmayı onlara baka baka öğrendim. Namaz konusunda anneme çok şey borçluyum. İlk eğitimimi annemden aldım. Babamı sorarsanız beni hep dışladı. Adam yerine koymadı. Özgüvenim hep eksikti. En çok babamı suçluyorum. Beni sevebilirdi ama sevmedi. Bu örnekte ailede alınması gereken dini eğitimde babadan alınması gereken olumlu davranışlar olsaydı Yiğit Bekçe belki de seri katil olmayacaktı. Hepiniz Münir Özkul ve Adile Nakşit'in oynadığı Aile Şefkatli filmini bilirsiniz. Bir yanda babası tarafından iyi eğitim almış mütevazı çocukları varken bir yandan da babası tarafından iyi okullarda okutulmuş, buna rağmen şımarık, tutarsız, dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden Oktay karakterini görüyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere aile eğitimin mihenk taşıdır. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, bundan önceki sunumlarımızda dini eğitim ile ilgili beklentileri okullarda tam olarak karşılanmadı ve bu çok önemli hususun evdeki eğitim ile giderilmesi gerektiğini aktardık. Arkadaşlarım, 7 kişi öldürebilen seri katiller var. İnancımıza göre bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş.
diyordu. Ben sana kaymakam olamazsın demedim ki. İnsan olamazsın dedim. Nedim Fazıl nasıl diyor? Bir insan da yok ise edek, neylesin medrese mektep. Birçok arkadaşımızın potansiyelini okullarda fark edilmediğini, atomu parçalayan akşamını bir gerizekalı dendiğini bildiğiniz halde hala eti sizin kemiğinizin demeye devam edebilecek misiniz? Arkadaşım size de ilk ortam buna ait durumu sizlere aktardı. Akademik başarı için hala okul yeterli demeye devam edebilecek misiniz? Maalesef okullarımızda akran zorbalığı, güvenlik sorunları ve diğer sorunlar varken siz aileler dışta kalsın. Durum sadece okulun sorunudur diyebilir misiniz? Arkadaşlarım, sizlere 10 Ocak 2018 tarihinde Bornova'da eğitim veren Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığından bahsetmek istiyorum. İki kız öğrenci, 20 kız öğrenci tarafından demir çubuklarla dövüldü. Bunun nedeni bu gençlerin iyi bir eğitim almamalarıdır. İşte bu yüzden ille de evde eğitim, ille de evde eğitim diyorum. İlle de aile, ille de aile diyoruz. Daha söylemek istediğim onca şey varken maalesef zamanım kısıtlı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Einstein'ın okuduğu dönemlerde en yüksek not 6 idi.
tarafından değerlendirilen bir kanun adı altında başarısız olduğunu göstermez, böyle değil mi? Tuşba Mesleki Anadolu Lisesi'nin puanı 90.
93.7.